Ağırlığını arttırmak için hem işine girmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Çan ölçeğinde süt üreten işletmelere yılda yaklaşık 4 milyon TL kazanç temin etmiş, üreticilerin cebinden çıkacak olan bu meblağın üyelerinin cebinde kalmasını sağlamıştır. Sorunu sorun sahibinin çözmesi ilkesiyle kurulan, koruyan değil kapsayan ekonomik görüşü savunan, üreticilerinin işletmelerinin karlılığı ve verimliliğine bağlı sürdürülebilir olması için mücadele eden birliğimiz, bundan sonraki süreçte müstahsillerimiz tarafından üretimi yapılan sütleri kendi bünyesinde kuracağı süt işleme tesisleriyle mamul haline getirerek marka değeri oluşturmayı, piyasada hak ettiği yeri almayı hedeflemektedir. Herkese tekrardan merhaba. Sayın Müdürüm, Sayın Çan Tarım İlçe Müdürümüz, çok kıymetli hoş geldiniz. Birliğimiz aslında bölgenin parlayan yıldızı. Tüm ilçelerden, diğer vilayetlerden dikkat çeken bir birlik. Çok şükür sayenizde ışıl ışıl bölgemizde parlıyor ama ne hikmetse elektriklerimiz kesildi. Yani, nazar var, nazar. Yani. Deprem oluyormuş Harun. Hayırlara vesile olur inşallah. Olsun. Şimdi genel kurulumuza başlayabilmemiz için tabii önce divan oluşturmamız lazım. Elimizde bir teklif var, önerge var. Çan İlçesi Süt Üreticileri Birliği 2019 yılı olağan genel kurulunu sevk ve idare etmek üzere divan başkanlığına Mustafa Çetin, başkan vekilliğine Erol Can, katip üyeliğe Güler Doy, oy temsilcisi Serkan Aydın'ı öneriyoruz. Başka herhangi bir divanı genel kurulu yönetmesi için önerisi olan var mı? Yok. Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Mustafa Çetin, Erol Can, Güler Doy, Serkan Aydın'ı divana bekliyoruz. Onu önde tutuyorlardı. Çünkü cumartesi pazarda kapalı ya burası. Gece kapalı. Gecelikte kesinlikle çalışmasının anlamı yok. İhtiyaç halinde açıyorlar. Tabii ya. Evet, başkanımız da açılışı yaptı. Divan adına gösterdiğiniz teveccüh için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi gündeme ilave etmek istediğimiz herhangi bir madde var mı? İlk önce onu sorayım. Olmadığına göre yönetim kurulunun yapmış olduğu gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi saygı duruşu ve istiklal marşına geçeceğiz.
Yöneticileri Birliği Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporu. Değerli üyelerimiz, öncelikle genel kurul toplantımıza hoş geldiniz. Birliğimizin 2019 yılı olan genel kurul toplantısına katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Birliğimiz yönetim kurulu olarak sizlerin de desteğiyle birlik çalışmalarımızı üstün gayret ve fedakarlıklarla yürüttük. Merkez Birliği üyeliği altında desteklerden yararlanma konusunda gerekli girişimleri yaparak birlik olarak kayıtların girilmesi ve üyelerimizin desteklerden yararlanmasını sağladık. Devlet tarafından verilen desteklerin tam ve eksiksiz olarak üyelerin eline geçmesini sağladık. Birliğimize 2019 yılı içerisinde de üye kaydı yaparak birlik olarak toplam 270 üye sayısına ulaştık. Birliğimiz olarak 2019 yılı içerisinde üretilen sütlerin zor şartlarda pazarlanmasını gerçekleştirerek Merkez Birliği ve Bakanlık tavsiyeleri doğrultusunda sütlerin düzenli olarak satılmasını sağladık. Üyelerimize ait sütlerin pazarlanması ile birliğimize süt pazarlama hizmet gelirli birlik payı olarak 618.575.29 TL KDV hariç gelir elde ettik. Süt desteklerinde de birlik payı olarak 208.080.18 TL gelir sağladık. Birliğimiz 2019 yılı içerisindeki faaliyetlerinde 449.619.66 TL gelir gider arası olumlu fark olarak kar elde etmiş ve gelir tablosu ve bilançoya aktarılmıştır. Yönetim kurulumuzun yaptığı çalışmalar ile Merkez Birliği ve Çevre Birliklerinin toplantılarına katılarak süt piyasasının ve gelişmelerin yakından takibiyle birlikte hareket etmeye özen gösterdik. 2019 yılı çalışmaların birliğimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız. Birlik Yönetim Kurulu. Evet, birliğimizin yönetim kurulu faaliyet raporu resmi olarak okundu. Şimdi başkanımızı kürsüye davet edelim. Biraz da o anlasın. Evet, muhasebecimiz işin resmi boyutunu sizlere anlattı. Bunun yanında sadece birliğimizin faaliyetleri kağıt üzerinde ve rakamlarla değil, bununla haricinde olanları ben size sözel olarak anlatmak istiyorum. Şimdi Süt Üreticiler Birliği'nin dikkat ettiyseniz 2019 yılı toplam cirosu neydi Mustafa Bey? 2019 yılı. 82.593. Yani eski parayla 82 trilyon. Arkadaşlar, bu birlik ve beraber olduğumuz için böyle bir sayıya, böyle bir rakama ulaştık. Bu benim kişisel olarak yaptığım bir şey değildir. Ve 2019 yılında gelir gider arasındaki fark yaklaşık 400 küsür bin TL. Bu iki rakama dikkatinizi çekmek istedim. Bu hatırınızda her zaman olsun. Çağ Süt Üreticiler Birliği 2014 yılından bu yana başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber bizim tarafımızdan yönetilmekte. Şimdi birçok söylenecek şey var ama can alıcı yerleri söyleyeceğim. En son iki ay önce biliyorsunuz biz sütlerimizi yılbaşından yılbaşına firmalara sözleşme yapıyoruz ve firmalarla anlaşıyoruz, fiyat konusunda satıyoruz. Ve bir yılda imza koyduğumuz için, imza demek, söz demek çok afaki şeyler. Taraflar eğer uyuşmazlığa düşmezlerse namus demektir. Biz bunu biliyoruz. Firma ile yaşadığımız bir sorun, bir sıkıntı ödemede veya süt alımında yok ise imzamızın arkasında durup yıl sonuna kadar devam ediyoruz. Bu yıl ne yaptık? Sizler de biliyorsunuz ama hatırlatmakta da fayda görüyorum. Çünkü genel kurul bir takım şeylerin olumlu veya olumsuz konuşulacağı gün bugün. Yolda, izde, köyde, kahvede, kişiler arasında konuşmanın kimseye bir getirisi yok. Burada konuşacağız
herhangi bir öneri varsa, herhangi bir istek, herhangi bir talep varsa burada alacağız. Gerekiyorsa kayıtlara geçeceğiz. Ve önümüzdeki günlerde de uygulamaya koyacağız. Çanakkale, Gönen ve Yenice süt fiyatlarında 2.35'e. Şu anda biliyorsunuz Ulusal Süt Konseyi Türkiye soğutulmuş süt satış fiyatı 2.30. 2.30'un üstüne 0.5 kuruş Gönen, Çanakkale ve Yenice. 5 kuruş verin, 2020 yılında da sütlerimizi alın diye imza koydular. Biz ne yaptık? Arkadaşlarımızla beraber, burada fotoğraflarda da var o toplantının fotoğraflarında, süt verdiğimiz sanayicilerin tamamını çağırdık. Vermediklerimizi de çağırdık. 4 saat, 4.5 saat süren havuz başında fabrikanın sosyal testlerinde bir toplantı yaptık. Ve bizim sütümüz 2.40 dedik. Kimse kusura bakmasın. 2.40'ı veren sütü alacak dedik. O yüzden 4-4.5 saat sürdü. Ama istediğimizde aldık. Şu anda sütlerimiz bu fiyattan satılıyor. Ve bu da Balıkesir'e kadar, Manisa sınırına kadar tüm bölgeye sirayet etti. Çünkü bizim süt verdiğimiz firmalar Balıkesir'den de, Gönen'den de, başka yerlerden de alıyor. Oralara da bu fiyatı vermek zorunda kaldılar. Şimdi her zaman vurguladığım bir şey var. Ben bunu tek başıma yapamazdım. Sizler birliğinize sahip çıktığınız için bizlerin arkasında, yönetim kurulunun arkasında durduğunuz için biz bu parayı istiyoruz dedik. Sanayici baştan itiraz etti. E git bakalım köylere, sana süt verecekler mi dedik. Gidilen köyler de oldu. Ama o kooperatif başkanı arkadaşlarıma kimler olduğunu ben biliyorum. Öncelikle hepsine ama çok tepki koyanlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Arkadaş, bizim birliğimiz var. Gideceksin, birlikte konuşacaksın, anlaşacaksın. Sözleşme imzalayacaksın. Birlik senden teminat isteyebilir. Banka mektubu isteyebilir. Teminat mektubu. Birlik veriyorsa yarın gel benim sütümü al dendi. Teşekkür ederim. Olması gereken de buydu zaten. Bizim birlik yönetimi olarak duymak istediğimiz kelime de buydu. Siz böyle dik durduğunuz sürece daha bu birlik çok güzel işlere imza atacaktır. Emin olun. Çünkü sanayici, yani sözümü yanlış anlamayın, sanayici bize lazım, olmazsa olmaz. Ama sanayici bizi bölmek, parçalamak için nereden, hangi kapıdan, hangi pencereden gireceği hiç belli değil. İşte bu oyuna gelmemek lazım. Çünkü onlar sonuçta 8-10 kişiler. Bir akşam bir bakıyorsun, oturuyorlar, bir yerde bir yemek yiyorlar, anlaşıveriyorlar. Fiyat vermiyorlar. Örnek. Bu hepimizin başarısıdır. Ve diğer yerlerde de bizim sayemizde, Çağ Süt Üreticiler Birliği'nin sayesinde, sizin sayenizde diğer bölgeler de bu fiyatı aldı. Bunu bilin istedim. Şu anda Türkiye'de normal toplanan sütlerde 2.40 diye bir fiyat yok arkadaşlar. 2.50 fiyat var, 2.60 fiyat var. Ama çiftlik direkt memeden tanka 10 tonluk, 20 tonluk çiftlikler. Var mesela Karacabey'de 2.60. Ama 20 ton süt üretiyor günlük. Ama bizim sütümüz öyle değil. Toplama sütlerde 2.40 fiyat yok. Öncelikle bunu birlikte hareket ettiğimiz için istediğimizi aldık. Bu hepimizin başarısı.
Sonrasında diyeceklerim şimdi mi, ilerleyen maddelerde mi anlatayım? Sen bilirsin başkanım, nasıl istersen. İleriki maddelerde de olur. İstersen şimdi de anlatabilirsin. Öyle yapalım. Önce devam etsin. Tamam. Epey konuşacağımız konu var. Güzel faydalı şeyler söyleyeceğim. Kötü hiçbir şey yok Allah'a şükür. Ama devam edelim maddelere. Ben yeri geldikçe söz alacağım. Şimdi o zaman geçiyoruz. Yönetim kurulu faaliyet raporunu dinlediniz. Başkanımızın konuşmalarını dinlediniz. Yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında söz almak isteyen var mı? Görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre denetleme kurulu raporunun okunması. Buyurun Mustafa Bey. Çan İlçesi Süt Üreticileri Birliği 2019 yılı denetim kurulu raporu. 1. Çan İlçesi Süt Üreticileri Birliği 2019 yılı içerisinde tüzüğüne uygun olarak çalışmalarına devam etmiş olup aynı şekilde çalışmalara devam etmektedir. 2. Yönetim kurulu personel işlemleri. Yönetim kurulu üyelerinin birlik üyelik şartlarını taşıdıkları, tüzükte belirtilen şekilde kanunlara uygun olarak gerekli kararları aldıkları, yönetim kurulu üyelerine genel kurulda alınmış karar haricinde ödeme yapılmadığı, yöneticilerin birlik faaliyet konusuna giren işler yapmadıkları görülmüştür. Defter ve belgelerin incelenmesinde gerekli belge ve bilgilere ulaşılmıştır. 3. Ortaklık işlemleri. Genel kurul toplantısına ilişkin ortaklar listesinin tüzükte, kanunlarda öngörülen şekilde hazırlandığı, ortaklar üye defterine kayıtlı oldukları, genel kurula katılma hakkına sahip kayıtlı üyelerin listede bulunduğu, yönetim kurulunca ortaklar arasında eşitlik ilkesine uyulduğunu gördük. Yönetim kurulu hakkında yönetim kurulumuza intikal etmiş şikayet bulunmamaktadır. Defter ve belgeler. Kanun ve tüzük gereği tutulması gereken defter belgelerin tutulduğu, kayıt nizamı, açılış ve kapanış kayıtlarının yapıldığı, belgelerin kanunlarda öngörülen belgeler olduğu, resmi defterlerin açılış ve kapanış kayıtlarının noterde yaptırıldığı, 2019 yılı defter belge ve hesaplar için bağımsız denetim şirketinden 2019 yılı denetim raporu alındığı, defter ve belgelerin öngörülen şekilde saklanmak üzere muhafaza edildiği görülmüştür. 5. 2019 yılı bilanço ve gelir gider tablosunun resmi defter ve muhasebe kayıtlarına uygun hazırlandığı, gerçeği yansıttığı, muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlendiği, gelir gider ve harcamaların kanunlara uygun belgelerle yapıldığı görülmüştür. Genel kurulun yönetim kurulu ibrasını bilgi ve takdirlerinizi arz ederiz denetim kurulu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi denetleme kurulu raporunu da dinlediniz. Denetleme kurulu raporu hakkında söz almak isteyen, görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre gündemin 6. maddesi bilanço ve gelir gider cetvellerinin okunması ve görüşülmesi. Buyurun Mustafa Bey. Çan İlçesi Süt Üreticileri Birliği 31.12.2019 dönemi ayrıntılı gelir tablosu. Satılan hizmet maliyeti 330.42. Genel yönetim giderleri 5918.60. Diğer olan gelir ve karlar 9470. Diğer olan dışı gelir ve karlar 208.080.18. Dönem net karı 209.706.76. Çan İlçesi Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi'nin 31.12.2019 dönemi ayrıntılı gelir tablosu. Yurt içi satışlar 82.593.150.90. Satışların maliyeti, ekrana yansıtır mısın? Bunu ekrana yansıtmamız mümkün değil ama ya. Yani buradan okuyoruz. Satışların maliyeti 82.189.714.62. Faaliyet giderleri 102.018.20. Diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar 36.414.36. Kısa vadeli borçlanma giderleri 13.910.47. Diğer olan dışı gelir ve karlar 2.114.56. Diğer olan dışı gider ve zararlar 26.145.61. Dönem net karı 239.912.90. Evet, gelir gider tablolarımız bunlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bilanço, gelir gider tablolarını dinlediniz. Bilançolar okundu.
Bilançolar ve gelir gider tabloları hakkında söz almak isteyen, görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre bağımsız denetim raporunun okunması. Görüş kısmını sadece girişte okuduğumuz zaman... Sonuç kısmını okuyayım. Sonuç kısmını mı? Evet. Tamam. Çam İlçesi Süt Üreticileri ve İktisadi İşletmesi'nin 1-2019-31-12-2019 dönemine ilişkin yapılan inceleme sonucunda gelirler toplamı 82.631.680.02, giderler toplamı 82.391.767.12, dönem net karı 239.912.90. Yukarıda hesaplanan dönem net karının mevzuata uygun ve doğru olduğu tespit edilmiştir. Hayan Bağcı, yeminli mali müşavir. Bağımsız denetim raporunu da dinlediniz. Şimdi bilanço ve gelir gider cetvellerinin oylanması. Madde 8. Bilanço ve gelir gider cetvelleri okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası madde 9. İlk önce yönetim kurulunu ibra edenler lütfen işaret buyursunlar. İbra etmeyenler oy birliğiyle denetim kurulunu ibra edenler lütfen işaret buyursunlar. İbra etmeyen yok. Yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi. Başkan, ibra için teşekkür edecek misin? Ya ya beni konuşacak. Yok, ibra olayına gerek yok. Şimdi Mustafa Bey söz almak ister misiniz salonu? Berma Hanım? Dilek demenlilerden pek. O zaman 10. maddeye geçiyorum. 2020 yılına ait tahmini bütçenin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması. Buyurun. 2020 yılı tahmini bütçesi. Personel giderleri 605.000. Huzur hakları ve yolluklar 95.000, genel giderler 800.000, diğer giderler 175.000, birlik payı gelirleri 830.000, üye aidatları 20.000, diğer gelirler 1.250.000, 2019 yılı tahmini kârı 425.000. Evet, tahmini bütçeyi dinlediniz. Tahmini bütçe konusunda söz almak isteyen var mı? Adı üstünde tahmini bütçe. Olmadığına göre okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. madde üye aidatlarının belirlenmesi. Evet, üye aidatları biliyorsunuz bizim 5200 sayılı kanun gereği asgari ücretin %10'undan altında, %50'nin üzerinde olamıyor. Bu konuda görüş belirtmek isteyen, bugüne kadar yaptığımız uygulamada hep şuydu. En düşük limit, %10 limitini hep baz aldık birlik olarak. Onun üzerine herhangi bir uygulama yapmadık. Ama farklı bir görüş olan varsa... Buyurun, görüşlerinizi dinleyebilirim. Yine en düşük 300 TL teklif ediyorum. Evet, başkan en düşük 300 TL teklif etti. Başka teklif olan var mı? Yani 300'ün altı olmuyor zaten. Evet, evet. Onu da söyle. 300'ün altı olmadığı için mecburiyetten 300. 297 küsür yapıyor. 302 kuruş şeyi var onun. Başka teklif olan var mı? Başkanın teklifinden başka. Eğer yoksa oylarınızı sunacağım. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler, teşekkür ediyorum. 12. madde, desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması, üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üye aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Şimdi bizim destekler eskiden bizim hesaplara geliyordu. Birliğin hesaplarına geliyordu. Birliğin hesaplarından üyelerin hesaplarına aktarılıyordu. Üye aidatları buradan mahsup ediliyordu. 2-3 yıldan beri üye aidatları, desteklemeler artık bakanlık direkt sizin hesaplara aktarıyor. Biz bu madde aslında şu an hükümsüz bir madde. Ama tekrar böyle bir uygulama olursa yönetim kurulunun elinde yetkisi olsun diye böyle bir maddeyi gündeme koyuyoruz. Yoksa şu an uygulanamıyor zaten. Uygulamak istesen de yapamıyorsun. Ama yine de bu madde hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Yoksa okunduğu şekliyle yönetim kuruluna yetki veriyor muyuz bu konuda? Yetki verenler lütfen işaret buyursun. Vermeyenler, teşekkür ediyorum. 13. madde, birlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş araç alınması, satılması, satışı yapılacak aracın fiyatının belirlenmesi, araç kiralama yetkisi verilmesi, ipotek alınması, verilmesi, birlik adına kredi almak için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Şimdi
Başkanım buyur bu konuda. Değerli üyelerimiz, şu anda Çan Süt Üreticiler Birliği'nin 4 tane aracı var. 2 tanesi Kango, 1 tanesi Mitsubishi Kamyon, 1 tanesi Ford Transit. Bu yem işine girmeden önce Ford Transit almıştık. Yemde tabii bu kadar bir tonaj, bu kadar satış beklemiyorduk açıkçası. Ford Transit başlangıç için yeterli diye düşünmüştük. Ama Ford çok ezildi elimizde şu anda. Onu satmamız, değiştirmemiz, yenilememiz gerekiyor. Piyasa değerinden de, bir ekspertiz değerinden de yaptırdık. Araç 2-3 defa ağır arızalar çıkarttı. Sonra Mitsubishi kamyon aldık. Ama bu arada Ford'u harcadık yani, açık söyleyeyim. O yüzden o aracın bundan sonra bize çok iyi hizmet edemeyeceğini düşünüyoruz. O aracı bu maddede mi satış etkisi alacağız? 17 HC 259 plakalı Ford Transit aracımız için ekspertizden rapor aldık. Evet. 55 bin lira alt limit, en alt limit olarak ondan aldığımız limit. Evet. Bu, onun üzerinde hangi fiyata satabiliyorsak satacağız. Ama biz normalde başkanımın görüşü, kendi iç piyasamızda satmayalım, söylüyor zaten. Araba tabii çok ezildi. Dışarıda takas yoluyla bunu değerlendirelim, ancak öyle daha iyi fiyata verebiliriz diye düşünüyor. Tabii. Muhtemelen yine Ford Transit alırız herhalde. Ama karar vermedik daha. Bayi ile takasa gireceğiz. Al gülüm, ver gülüm olacak. Bu araç için yetki istiyoruz. Değiştirmemiz lazım. Bundan sonra da bir tane de Ford Transit ile Mitsubishi'nin arasında tonaj olarak bir araç daha alacağız. Filoyu 5'e çıkartacağız inşallah. Evet, onu... Evet, dinlediniz. Şimdi bu madde hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Ford Transit'in bir ürünü alacaksınız ya da Ford Transit almayıp da Mitsubishi kamyonet alsanız bir daha. Başkanım dedi galiba şey yaptınız. Ford Transit almayın. Boş boşuna fazla masraf etmeyin. Yok, şöyle. Bu aracın aynısını alacağız yine. Çünkü büyük araba da her yere girmiyor. O zaman uzun şase olsun. Ezilme fazla, tonaj fazla. Uzun şase de olmuyor. Neden olmuyor? Karda, çamurda, biliyorsunuz yani köylerde her yer fiziki olarak çok düzgün değil. Giriyoruz ya, saçakları tutturuyoruz ya, üstündeki brandayı yırttırıyoruz ya, birilerinin dizemelerini yıkıyoruz. Bir şeyler oluyor yani. O yüzden küçük araç da lazım. Mesela bir tane koltuksuz Kango aldık. Böyle 10 tane, 15 tane parça, yem sipariş edene hemen Kango ile gönderiyoruz. O çok daha pratik oluyor. Kıvrak. Küçük araç da lazım. Evet, devam. Benim uzun şase yaramaz zaten. Muhtarım uzun şase... Genel komparı şaseyi kırar. Evet. Bir de şu var. Sirkülasyon da çok hızlı. Araç ne kadar büyük olursa, yani personellerimiz sağ olsun, gece gündüz çocuklar hizmet veriyorlar. Ama mübarek de ne alıyorsa o kadar koyuyoruz yani. Uzun şase de olursa, muhtarımın dediği gibi biz onu ikiye böleriz. Lazım. Evet, devam et. Mustafa, 14. maddeyi yazdığımız şekliyle bir okur musun? Ona göre oylatalım. Buyur. Gündemdeki mi yoksa? Şu an bizim şeydeki. Rapordaki mi? Evet. Şey yazdık ya. 13 mi 14 mi? Şey pardon, 13. 13. 17-259 plakalı aracın satışıyla alakalı olan. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş araç alınması, satılması, satışı yapılacak olan 17-HC-259 plakalı nolu aracın 55 bin TL bedelden aşağı olmamak şartıyla satılmasına, araç kiralama yetkisi verilmesine, ipotek alınması verilmesi, ihtiyaç halinde birlik adına kredi alınabilmesi için yönetim kurulu oy birliğiyle yetki verilmesi. Verilmesi konusu... Evet, gündemde. Şimdi okunduğu şekilde tekrar soruyorum. Fikir beyan etmek isteyen, görüş beyan etmek isteyen var mı? Yoksa
okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 14. maddeye geldik. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında alet ve makine ekipman makina desteklemesi ve ekonomik yatırım programlarına müracaat etme ve hibe sözleşmesi imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmiş. Bunu bu şekilde geçirelim ama yakın bir zamanda inşallah müjdeli bir haberimiz de olacak. Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor. Bir tesis inşallah kazandıracağız. Netleşince daha net bir bilgi vereceğim. Bu rutin bir madde. Oylarım geçelim. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Kabul etmeyenler teşekkür ediyorum. 15. madde Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı'nca destek çağrısı yapılan konularda proje hazırlatmak, başvuruda bulunmak ve hibe sözleşmesi imzalamak için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Bunlar birbirine benzer maddeler. Güney Marmara ayrı bir şey olduğu için özellikle o maddeyi ayrı koyuyoruz. Yine aynı rutin. Rutin. Devam. Bu konuda görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler teşekkür ediyorum. 16. madde birlik hesapları ile iktisadi işletme hesapları arasında aktarım için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Az önce belki dikkatinizi çekti. Mustafa farklı farklı kârlar okudu. Bir tanesi süt birliğinin hesabıydı, bir tanesi iktisadi işletmenin hesabıydı. Daha önce yeminli mali müşavir konsolide bütçe diye tek bilançoda topluyordu bunu. Şimdi bağımsız denetim şirketleri bunun ayrı ayrı bilançolar halinde olmasını istedi. Farklı farklı rakamlar çıkınca belki birçoğunuzun kafası karıştı. Aslında onların ikisi de birliğin geliri. Fakat bir tanesi çan süt birliği gelir olarak gözüküyor. Bir tanesi de iktisadi işletme geliri olarak gözüküyor. O yüzden bunlar arasında hesaplar arasında aktarım yaptığımız zaman toplam kârımızda Mustafa Bey okumuştu. Bu konuda yetki veriyor musunuz yönetim kuruluna? Ya da görüş belirtmek isteyen var mı? İlk önce onu sorayım. Olmadığına göre okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi 17. madde. Biraz uzun madde. Bu da Türkiye Süt Üreticiler Birliği Genel Merkezi özellikle yazı gönderdi. İşte Mustafa Bey, Seval Hanım, Yahya Bey kendi yönetim kurulumuzu uzun süre tartıştık. Ne getirir ne götürür. Bununla ilgili çekincelerimiz var. Ama yine de yarın öbür gün mevzuat gereği mecbur kalırsak eğer bu maddeyi yapmaya elimizde bir şey olsun istedik. Bak maddeyi okuyorum. Biraz uzun, kusura bakmayın. Birliğimiz tarafından işletilen Çan Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 180 ila 194. maddelerine göre tür değiştirilerek anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmemesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, tür değişikliği yapılması halinde Çan Süt Üreticileri Birliği Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi unvanının kullanılmasına, kurulacak anonim şirkete mevcut iktisadi işletmenin öz varlığının sermaye olarak konulmasına ve gerekirse nakit sermaye ile askeri şartın yerine getirilmesine, iktisadi işletmeye ait tapu, taşıt, fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde tescilli mal ve haklarının listesinin çıkartılmasına, İktisadi işletme ile ilgili olarak tür değiştirme planının hazırlanmasında iktisadi işletmeye ait defter ve belgeler ile tür değiştirme planı ve iktisadi işletmeye ait sicile tescilli varlık listesinin yeminli mali müşavire tevdi edilerek tür değiştirmede esas olacak öz varlık tespitinin yaptırılmasına, oluşan öz varlık sonucu şirket ana sözleşmesinin hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan işleminin yapılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi. Ben kısaca özetledim, buyur başkanım. Bu bizim herhangi yönetim kurulundaki arkadaşların ya da benim fikrim değil. Bu Davut da söyledi. Bu konuda biraz çekincelerimiz de var. Ama Ankara'dan genel merkezden bize gönderilen bu şekilde genel kuruluktan geçirin dedikleri bir konu. Bunu illaki yapacağız diye bir şey yok. Yani
geçirelim mi, geçirmeyelim mi Sayın Müdürüm? O konuda da net değilim. Şimdi bu kısa kalkınma desteklerinde yenilikler yararlanacak diye biliyorum. Evet. Daha sonra yeniliklerle ilgili tür değişikliği söz konusu oldu. Ancak daha sonra tehlikeli düzeltme oldu. Yani şu haliyle de yenilikler fiziksel işletmeyle her türlü desteğe başvurabiliyorlar. Evet. Yani yine de ilk haliyle başvuramıyordu. Fakat daha sonra tarihçiler de başvuramıyordu. Evet. Tarihçiler, Sıko Partileri ve Cidem 5200'de kurmuş olan tüm birliklerimiz fiziksel işletmeyle desteklere başvurabiliyor. Yani evet. Tür değişikliği şartı yok. Kararsızdır yani. Ben şahsi kişisel fikrimi söyleyeyim. Yine de bunu geçirelim ama bununla ilgili biz herhangi bir şey yapmayı şu anda düşünmüyoruz. Fakat merkez birliğimiz bize bunu gönderdiğine göre önümüzdeki günlerde bununla ilgili belki bir çalışma olabilir. Yani bize de şu denmesin. Ben size resmi yazıyla bu yazıyı gönderdim. Siz niye genel kurulunuzdan geçirmediniz? Düşüncem bu. Ben geçirelim derim. Oylayalım. Evet, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Yahut da görüş belirtmek isteyen var mı? İlk önce onu sorayım, pardon. Görüş belirtmek isteyen yok. O zaman okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. madde, üye üretici sütlerinin üyeler adına pazarlanması. Üyelerimizin sütlerinin toplanma şartları, pazarlama şartları, fiyatı ve alınacak komisyon miktarı yetkisinin merkez birliğinden onay alınmak şartıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Ben kısa bir şey söyleyeyim burada. Bizim Çan'ın dışında birliklerin %90 hele hele Ege, İç Anadolu hatta Diga, yani söylemek istemiyordum ama onu da söyleyeyim. Birçoğu şunu yapıyor. Mesela biz iktisadi işletme üzerinden pazarladığımız sütlerde bir kuruş bile birlik komisyon almıyor. Dedi kendisi tasarruf ederek sanayiciden aldığı yılını müthiş şekilde kar elde ediyor. Komisyon alınıyor. Diğer yerlerde komisyon alınıyor ve bu komisyonları da bu arada genel kurullarda belirliyorlar. Onlar da işte genel merkezden komisyon almak şartıyla. Bizde yok bu komisyon alma işi. Yine biz böyle bir komisyon almayı birliğimiz düşünmüyor. Kısaca özetledim. Ama böyle bir maddeyi de genel merkez istiyor. Yarın öbür gün o gelirlerle ilgili belki bir şeyleri vardır, düşünceleri. Bunu da geçireceğiz. Önümüzdeki günler özellikle bu 2020 yılında şimdi sütün kaliteye göre fiyatlandırılması tebliği bekliyoruz. Uygulama tebliği bekliyoruz. Resmi gazetede yayınlandı. Bunu geçen toplantımızda da söylemiştik. Ben Erdem Bey'le görüştüm. Tarım İl Müdürümüzle. O aynen şu şekilde söyledi. Başkanım ne olacağını biz de bilmiyoruz. Yazılı bir tebliğ bekliyoruz. Muhtemelen bununla ilgili bir toplantı olacak. Fakat nasıl olacak? İl müdürlüğü de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Sayın müdürüm siz de bilmiyorsunuz, Belma Hanım da bilmiyor. Bekliyoruz. Önümüzdeki süreç bir takım şeyler değişecek. Mesela Temmuz ayında e-irsaliyeye geçiyoruz. Doğru mudur bu soruyu? Şimdi e-irsaliyeye geçince şartlar değişiyor. Belki önümüzdeki günlerde kooperatiflere, süt toplama merkezlerine bir tane telefon attı. Bir tane internet almanızı isteyeceğiz. Çiftliklere. Neden? Biz şöyle düşünüyoruz. Yönetim kurulunda da biz bunu meseleyi kendi içimizde değerlendirdik. Şimdi e-irsaliyeyi nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl yapacağız? Pazar günü alınıyor süt. Bayramlarda alınıyor. Resmi tatillerde alınıyor. Pazar günü birlik kapalı. Muhasebe kapalı. Bayramlarda birlik kapalı. Muhasebe kapalı. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Bu ilk Süt Üreticiler Birliği'nin kuruluşunda Ali Başkan'ın da çok yapmak istediği fakat yapamadığı Merkez Birliği Başkanı'nın oraya bir tane telefon attı. Bir tane internet. Biz tanka kaç kilo süt var? Hiç kimseyi aramadan buradan Süt Üreticiler Birliği'nden ekranda sütü göreceğiz. İrsaliyesini buradan biz keseceğiz. Çünkü başka bu işin çıkışı yok. Ve bunun Türk Ticaret Kanunu'na göre cezası da çok büyük.
hem kooperatifi, hem birliği, hem sanayici. Cezaları ne orandadır bilmiyorum ama. %10 başkan. %10. %10. Yani malın, taşınan malın. İrsaliye ile fatura uyuşmadığı zaman o faturayı alana da kesene de %10. Yani 20 tonluk bir tanker olduğunu düşün. 20 ne yapar? 50 bin lira. 50 bin liranın %10'u 5 bin bize, 5 bin firmaya gibi. Bu günlük. Şimdi bunu bir de sürdürülebilir yapmamız lazım. O zaman kooperatif başkanı bize telefon edip benim tankımda 1 ton 850 kilo süt var demesine gerek yok. Biz direkt dijital ortamdan göreceğiz. Ha, bunun altyapısını biz kuracağız. Kooperatiflere herhangi bu bir yük getirmeyecek. Sadece kooperatiflerden istediğimiz, kooperatiflerden ve çiftliklerden, direkt memeden tanka salım yapan çiftliklerden aynı sistemi kuracağız. Burada bir tane daha ekstradan personel istihdam edeceğiz. Onun işi günlük e-irsaliye düzenlemek, haftalık e-fatura kesmek, carilere girmek olacak. Şimdi bu bir altyapı. Bu bir altyapıdır. Ve her zaman olduğu gibi öncelikli işler hep Çan Süt Üreticiler Birliği tarafından yapılmıştır. Bunu da yapacağız. Bu dönemde yapacağız. Temmuz'dan sonra. Çünkü Temmuz'dan sonra bu mecbur. Şimdi köylerde ne var? Kooperatiflerde irsaliye var. Yazıyor 850 kilo soğutulmuş çiğ süt. Yırtıyor irsaliyeyi, veriyor tankere. Kamyoncu alıyor, gidiyor. Bu devir bitiyor. Bakın görüyorsunuz, yani çember daralıyor. Artık altyapıya yatırım yapan, dijitalleşen, kendini yenileyen hem işletmeler hem birlikler, yani bu ister bir esnaf olsun, ister köydeki hayvan çiftliği olsun, ister üretici birliği olsun. Kendini yenileyen, zamana, devre, çağa ayak uyduran ayakta kalıyor ve yol alıyor. Şimdiden biz bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Neyin ne olduğunu da ilgili mevzuatlardan takip ediyoruz. Önümüzdeki süreç böyle olacak Temmuz'dan sonra. Mecburuz, yani bu bizim uydurduğumuz, bizim kafamızdan çıkarttığımız falan bir şey değil. Şimdiden burada bunu söylemiş olayım. Oylayalım. Evet. 18. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Yahut da görüş belirtmek isteyen var mı? Pardon, arada atlıyorum. Olmadığına göre okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler, oy birliği de kabul edilmiştir. 19. madde yine genel merkezin istediği bir madde. Merkez birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı sigorta faaliyetleriyle ilgili şirketler ya da her türlü oluşumlara ortak olmak, bu tarım tarsinle ilgili, tarım sigortalarıyla ilgili, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için yönetim kuruluna yetki veriniz konusunun görüşülmesi. Yani tarsim sigortaları falan yaptırılıyor. Genel merkez de diyor ki biz bu konuda bazen baskı yapabiliriz. Hazırlıklı olun, elimizde yetki olsun, böyle bir şey kullanmıyoruz. Zaten bizde de maalesef tarım sigortası çok az yaptırılıyor. Yok denilecek kadar az. Ama yaptırırsak acentelik bile yapabiliriz. Bunun için sizden yetki istiyoruz. Şimdi bu konuda görüş belirtmek isteyen var mı? Buyur başkanım, söyleyeceğim şey var mı? Merkez birliği istiyor. Oylayalım, geçelim. Yani tarım sigortasını vesaire zaten bankadan kredi kullanan üreticileri de, yani içimizde de vardır. 5 tane, 6 tane sağlık sigortası olan üretici var ya. Çünkü niye? Yok yem kredisi kullanmış, sağlık sigortası. Hayvan kredisi kullanmış, sağlık sigortası. Traktör almış, traktöre kasko yapıyor. Bir de şey, ya bir kişiye kaç tane sağlık sigortası yapılır ya? Yani ben buna da karşıyım. Ha, biz kendi birliğimizin sigortalarını vesairelerini genel merkez üzerinden yapıyoruz ama biraz önce sizler yokken Et Birliği'nin genel kurulunu yaptık burada. Hani bir üreticiye işte 300 TL para diyor. İşte 80 TL'sini müstahsil makbuzu bedeli olarak kasap veya mezba alıyor. İşte 16 TL'sini tarım ilçe alıyor. Biz dana başına 50 TL alıyoruz. Buna benziyor yani. Soyduk yerine kaldı. Sigorta meselesinde de. Yani ben bankacılara da bu konuda hep muhalefet ediyorum. Ya bir insanın 5 tane sağlık sigortası olmaz ya.
Bir insanın bir tane TC kimlik numarası var. Girersin. Sağlık sigortası varsa tamam. Traktöre ayrı. Yem kredisi ayrı. Hayvan kredisi ayrı. Yani oylayalım geçelim yani. Olsun elimizde. Evet, oradan yaptığımız bir şey yok yani. Görüş belirtmek isteyen var mı? Olmadığına göre okunduğu şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 20. maddesi birliğimize ait demirbaşların iktisadi işletme faaliyetlerinde kullanılması ve giderlerinin iktisadi işletme tarafından karşılanmasının görüşülerek karara bağlanması. Az önce görüşmüştük yani iki tane hesaplar arası aktarım yapıyorduk. Bu yüzden bizim ikisinin de üzerinde demirbaşlarımız var. Ortak kullanıyoruz. Zaten aynı işletme ama ikisi de farklı vergi numarasına kayıtlı olduğu için bu maddeyi de koymak zorundayız. Bu konuda görüş belirtmek isteyen oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği de kabul edilmiştir. Şimdi gündemin 21. maddesine geçmeden önce az önce başkanımız bir şey söyledi. Dedi ki kooperatiflere çok teşekkür ediyoruz. Bu birlikteliğin sağlanmasının ana ve sebebi sizsiniz. Siz olmasanız yapamayız diye. Bir de bunun yanında bizim çiftçilerimiz vardı. Bu yıl yönetim kurulu buna katkı yapan çiftçiler için birer tane plaket yaptırdı. O yüzden şimdi ilk önce plaketleri verelim. Ondan sonra zaten önümüzde iki tane maddemiz kaldı. Bitiyor gündemimiz. Ondan sonra bitiyor. Oraya geçmeden ben şu not aldım. Bu şeyleri de aktarayım. Biliyorsunuz işçi sağlığı ve güvenliği diye bir kanun var ve bizim de birlik olarak çalışmakta olduğumuz garanti OSGB var. Ve biz süt üreticiler birliği olarak kooperatiflerin bütün İSG masrafının bedelini biz ödüyoruz. Yani çalışan kişilere artık sadece sigorta yapmak yetmiyor biliyorsunuz. Bir de İSG yapıyoruz ve onun bedelini birlik olarak biz karşılıyoruz. Fakat iş güvenlik firmasıyla da konuşuyoruz sürekli. Bu konuda bazı eksiklerimiz var. Bakın özellikle kooperatif başkanı arkadaşlara sesleniyorum. Süt toplayıcılarınızı lütfen ikaz edin. Biz elektrik çarpmalarına karşı elektrik geçirmeyen çizme de atmıştık. Daha emin olun ben daha o çizmeyi hiçbir yerde giyeni görmedim. Görmedim. Ne oldu bu çizmeler? Efendim? Yani şimdi bakın biz her şeyi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama bir süt toplayıcı önce kendi güvenliğinden sorumludur. Süt toplayıcının başına Allah korusun bir şey gelse direkt kooperatif yönetimi sorumludur. Bunları uygulattırın. Eğer yoksa Hüseyin abinin dediği gibi başka bir yere gittiyse sorun yok. Alalım, bulalım, biz alalım, biz getirelim. Ama bir işi layıkıyla yapalım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir de e-devlet şifrelerinde eksikler var. E-devlet şifrelerinizi lütfen çalışmış olduğumuz garanti OSGB firmasına verin. Çalışanlarla ilgili eksiklerimiz var. Şimdi Türkiye çok güzel bir ülke. Herkes çok özgür. Çıkın şimdi buradan. Herkes ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Yapıyor. Legal de yapıyor, illegal de yapıyor. Ama ta ki ele geçene kadar. Dikkat edin. Allah korusun. Birilerinin karşısına çıktığımızda kitaptakini okumaya başladığında vay halimize. Yani özellikle kooperatif başkanlarına söylüyorum. Bunu atlamayın arkadaşlar. Bunu atlamayın. Yani bu sizin iyiliğinize. Bunu atlamayın. Söylemiş olayım.
Ondan sonraki mevzu, süt toplayıcısı değişen kooperatif varsa, yeni süt toplayıcısı işe başlamışsa, hijyen belgesi alması lazım. Bunu da atlamayın. Çalışan değişmiştir. Doğrudur, olabilir. Ama o arkadaşı bize bildirin. Gerekirse hijyen eğitimi düzenleyelim. Doğru mu Belva Hanım? Düzenleyelim arkadaşlar. Yani bunda bir şey yok. Ama bildirin. Bu belgeler lazım. Bu belgeler olmazsa olmaz belgeler. Bunu da atlamayın. Kooperatif başkanlarına iki tane şey söyledim. Çok önemli. Bu çok önemli. Kooperatif başkanlarına söyledim bunu. Diğerini, diğer iki mevzumuz daha var. Şimdi Mart ayında veya Nisan başında herkes bidon bidon tarım ilacı alıp buğdaylarını, arpalarını ilaçlayacak değil mi? Herkes ilaç atacak değil mi? Bakın bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu tarım ilaçları dediğimiz ilaçlar zehir zehir. Lütfen bunları kullandıktan sonra kutularını, plastik zaten onları biliyorsunuz, toplayın tarlada bir yerde yakın. Biz 15 gün önce Sayın Valimiz çağırdı bizi Ezine'ye bir toplantıya gittik. Şu anda bayram işte ve Lapseki'de uygulamanın başladığını söyledi. Geri dönüşüm konteynerları yapıyorlar. Bizde de gelecekse evet. Çok güzel. Proje kapsamında alınmazsa bile diğer köyler tabii ki destek isteyerekten kendi şartlarımızla bütün köylere bu zirai atık ambalaj kutuları toplamak için konteynerler kuracak. Aynen bahsettiğiniz gibi doğada kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Ve zehirli tabii ki. Zehir. Zehir. Ne zaman gelir? Bir ay içerisinde gelmesi beklenir. Nerelere koyulur? Etili, Bahadırlı, Boğaz köylerine, Çamaklı, Yeniçeri, daha çok sebzenin, yani ilacın, yani senede bir kere iki kere değil de, senede birkaç kez yoğun olarak kullanıldığı noktaları belirledik bunun için. Etili tarafı, terzi alan, işte armut bahçelerinden dolayı, Bahadırlı, Ova'da daha fazla ilaç kullanıldığını düşünerekten, Karakoca ve Boğaz. Diğerlerinde bir şekilde halledeceğiz inşallah. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Evet, ben de özellikle buna dikkat çekmek istemiştim. Bakın arkadaşlar, dünya hastalıktan kırılıyor. Koronavirüsü diye bir şey çıktı. Doğa bunu kendi kendine yapmadı. İnsanlar yapıyor. İnsanların insanlara yaptıklarını doğa falan yapmıyor. Ama biz dikkat etmiyoruz. Ot ilacı ne bu? Zehir ya. Atıyoruz. Sonra ayağımızla çizmeyle üstüne basıyoruz. Sonra eve geliyoruz. Dama giriyoruz. Hastalık geldi. Hastalık gelmedi. Hastalığı sen getirdin. Zehiri aldın eve getirdin. Lütfen buna da dikkat edelim. Bazen sosyal medyada da görüyoruz. Çeşme başlarında taralla yanaşılmış hep. Çeşmeden su almış. Taralı doldurmuş. İlacı da içine dökmüş. Çok güzel. Şişeyi kaydırmış oraya. Yapmayalım arkadaşlar. Orada kedi geziyor, köpek geziyor, hayvanlar geziyor. Hayvanlar tekrar bizim evimize geliyor. Buna dikkat edin. Bu çok önemli. Toplum sağlığını ilgilendiren bir şey. Zehir. Belma Hanım da çok güzel bir şey söyledi. Geri dönüşüm atıkları toplanması için konteynerler. Onların konteynerleri özel oluyor. Vali Bey de buna dikkat çekmişti. Bunu da lütfen unutmayın. Ve dikkat edelim, atan da olursa ikaz edelim arkadaşlar. Harun Erken kahvesine şey yazsın. Kahveye de asılabilir. Yani muhtarlarımız da burada. Kooperatif başkanlarımız burada. Üreticiler burada. Ya bu çok duyarsızca bir hareket. Fütursuzca yapılan, yani bilinçsizce yapılan bir hareket. Ama çok gereksiz. Başımızı derde sardırıyoruz. Ben kasabada yaşıyorum diye bir şey yok. Tarlada traktörle çalışırken ayağına bulaşıyor.
Tak traktör arıza yapıyor. Hadi geliyor sanayiye. Evet, traktörden indi. Tamircinin dükkanına girdi. Ayağında getirdi işte tamircinin dükkanına. Tamircinin dükkanına bu nereden geldi? İşte traktörle çalışırken farkında olmadan ayağından geldi. Lütfen. Bunu da özellikle söylemiş olayım. Bir de yine traktörlerle ilgili bir şey. Jandarmayla da konuşuyoruz, görüşüyoruz. Şimdi Nisan, Mayıs ayında gene balya çekme zamanı başlayacak. Sayın Muhtarlarım, köylerde reflektörsüz traktörlerden yana çok herkes şikayetçi. Jandarma da şikayetçi. Şimdi zaman zaman jandarma işte çekişler altında duruyor diye ya gidiyoruz jandarmaya bu kadar sıkma diyoruz ya bu kadar yapma etme şudur budur. Üreticiler işte bizim yem arabası geçemiyor diyoruz. Üretici Tepegöy sırtına silaj almaya gelecek Yetiri tarafında. Tonaj atacak. Ehliyet yok. Kasalarda hiçbir ikaz yok. Bir reflektör. Bakın bir reflektör. Çok pahalı bir şey değil. Bak 2-3 tane mevzu konuştuk ama çok hayati şeyler. Kimsenin burnu kanamaz. Ne üreticinin burnu kanasın, ne normal sivil vatandaşın. Adam gece gidiyor, böyle bir garartı önünde. Hepimiz şahit olmuşuzdur bunlara. Ya bir reflektör ya. Kaç paradır yani? 25 lira, 30 lira. Hayat kurtaracak bir şey. Bunu da muhtarlarımızdan özellikle rica ediyorum. Köylerde bunu dile getirelim. Bunu yapalım. Hatta biz kendi aramızda konuştuk. Ya dedik bu söyleriz ama yapılmaz. Çünkü jandarma da bunu bizden istiyor. Yani maden üreticiyi korumak, kollamak için diyor bana geliyorsun diyor. Bana görevimi yapma diyorsun diyor. İşte yazma Ahmet bir şey ceza yazma. Yazma diyor. Ya yazmayayım ama yok bir şey. Lütfen biz de biraz dikkat edeceğiz. Biz de dikkat edeceğiz. Çok basit konular bunlar. Ya bir ilaç kutusunun atılmaması, traktörün arkasına bir reflektör takılması. Çok basit şeyler bunlar. Ama dikkat edeceğiz. Dikkat etmiyoruz. Bunlar bizim eksiklerimiz. Bunları tamamlayacağız. Başka benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizin soracağınız bir soru varsa ben hemen buradayken cevaplayabilirim. Lütfen. Reflektörlü traktörler görmek istiyoruz. Çeşme başına ilaç kutularının atılmadığını, bu uyarılarımızın, bu ikazlarımızın işe yaradığını görmek istiyoruz. Sizlerden bunu istiyoruz. Ben bunu sizlerin yapacağına inanıyorum. Bu bugüne kadar gözden kaçmış bir konu. Özellikle gündeme getiriyorum. Ve bu yaz neticelerini görmek istiyoruz hep beraber. Hepimiz için. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi az önce 13. maddede görüşülürken biz alacağımız araçların hangi araçlar olduğunu, araç fiyatları şimdi çok fazla uçtu. Ne olduğu belli olmadığı için üst limiti belirlemedik. Yahya Bey de bir üst limit koyalım. Çünkü bu mevzuat gereği daha elimizi rahatlatır, daha doğru olur diye düşündü. O yüzden araçlar belli olmadığı için üst limit koyamıyoruz ama ben size sadece şunu teklif ediyorum. 500 bin lira çünkü iki tane araç düşünüyoruz. Bir tane aracı verip iki tane araç alırız. 600 olsun Mustafa abi. 600 olsun muhtemelen bunun belki o kadar kesinlikle olmaz. 300-350'lerde kalır bu şey ama yönetim kurulunun eline rahat olması için üst limiti 600 olarak yazmayı teklif ediyorum. Kabul edenler araç alımları için. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar geldik plaket şeyine. Ondan sonraki iki tane maddemiz, iki tane plaket işimiz var. Bu sefer iş değişti. İlk önce şimdi sen çiftliklerle ilgili başkan hemen 6 yıldan beri Süt Üreticiler Birliği olarak her genel kurulda artık bu gelenek oldu. Gelenek haline getirdik. Önce birliğimizi ilk aldığımızda bu birlikte var olan köylere, muhtarına, kooperatif başkanına plaketle ödüllendirmiştik. Daha sonra her yıl yeni katılan, birliğimize yeni katılan köylerin muhtarlarını ve kooperatif başkanlarını ödüllendirmiştik. Çünkü bunlar böyle küçük şeyler gibi gözükse de hep insanın gözü takıldığında o günü
anımsayacaktır. O günü hatırlayacaktır. Şimdi sıra bu genel kurulumuzda da çiftliklerimize geldi. Yani direkt memeden tanka sağım yapan, kendi tankı olan sanayicinin gelip sütü oradaki tanktan alan işletmelere. Çünkü bunlar da biz birliğe yönetime gelmeden önce bunlar da hep birlik açısından kayıt dışıydı. Neden kayıt dışıydı? Müstahsil makbuzuyla köyde sütünü kendi satıyordu, kendi pazarlıyordu. Sanayici birlik üzerinden sütü almadığı için birlik o sütün üzerinden %1 alamıyordu. Biz bu arkadaşlarımıza da hepsine ayrı kooperatif başkanlarımıza nasıl anlattıysak bu arkadaşlarımıza da aynısını anlattık. Ve bu arkadaşlarımız gerçekten hani köy dediğimiz birçok köyden kendi sütleri fazla. Mesela birçok köyümüzde şu anda 600 kilo, 800 kilo, 500 kilo süt olan köyler var. Ama bu çiftlik yapılarında 800 kilo, 1 ton, 1200, 1300 gibi çiftliklerimiz var. Yani onlar da bizim için çok kıymetli. Biz onların da kıymetini biliyoruz, değerini biliyoruz. Bu genel kurulda da onları onurlandırmak istedik. Ben şimdi hemen kendilerini Davut Senoku davet edeyim. Şimdi Saner Cengiz, Halil Pınar, Seyhan Çetin, Sevim Erdem, Hasan Kuzu, Emine Dağılmış, Ufuk Çap, Ergün Ekici, Ali Hikmet Ergin, Hasan Kılıç, Cengiz Yılmaz, İsmail Yurtseven ve Harun Arslan. Şimdi plaketleri vermek için de Belma Hanım'ı, Mustafa Bey'i, Yahya Bey'i ve Seval Hanım'ı davet ediyorum. Plaketleri bu sefer onlar versin. Çok da çünkü başkanımız da plaket oluyor. Sıradan başlasınlar. Buyurun. Öyle mi? Tamam. O zaman en başta Mustafa var. Halil Pınar. Abin gene vekaleten. Öyle mi? Mustafa arkadaşımız Helvacı köyünden. Tanıyorsunuzdur. Kendi çiftliği var. Çok uzun yıllardan beri de hayvancılık yapıyor. Kendi tankı var. Direkt memeden tanka sağım yapıyor. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Birliğimize vermiş olduğu destekten dolayı. Biz Mustafa arkadaşımızla beraber olmaktan son derece mutluyuz. İnşallah kendisi de bizimle olmaktan mutludur. Biz de sizin ve ekibinizin yanında olmaktan kesinlikle mutluyuz. Teşekkür ederiz yaptıklarınız ve yapacaklarınız için inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Günün anısına da böyle bir plaketle sizi ödüllendiriyoruz. Saner. Evet, Saner Cengiz. Saner de Hurma Köy'den tanıyorsunuzdur. O da çok uzun yıllardan beri babadan oğula geçen bir hayvancılık yapıyor. Kendisini kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Saner'le olmak bize mutluluk veriyor. Biz de aynı düşüncelerle başarıların devamını diliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Hasan Hüseyin. Patron Sevim Erdem. Sevim Erdem, evet. Hasan Hüseyin arkadaşımız da. O da Bahadırlı'dan, Bahadırlı köyünde. Hasan Hüseyin de babadan devraldığı işi devam ediyor. Biz kendisini kutluyoruz. Hasan Hüseyin'le beraber olmaktan son derece mutluyuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz her şey için. Hayırlı olsun Hasan'cığım. Ali Hikmet Ergin yönetim kurulu üyemiz. O yüzden ben vermeyeyim. Belma Hanım siz alalım. Ali Hikmet Bey de Küçüklü Köyü'nden evet. Değerli bir üreticimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Hacı Kasım köyünden. Değerli üreticimiz. Hayırlı olsun. Söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Aşkıma teşekkür edecektim. Bu arada ben mikrofonu açmışken hepinize hoş geldiniz diyorum. Başta şube müdürüm, değerli başkanım, ekibi, kıymetli meslektaşlarım, değerli muhtarlarım, kooperatif başkanlarım, kıymetli üreticiler. Hepinize her genel kurulda olduğu gibi 2019 yılı Süt Üreticileri Birliği ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği 2019 genel kuruluna böyle çok sayıda katılımınız için teşekkür ediyorum. Ben şunu biliyorum ki çağında gerçekten çok böyle göz ardı edilemeyecek bir birlik var. Bir beraberlik var. Bu da her seferinde böyle kendini göstermesi bize gerçekten güç veriyor. Ve arkanızda hissediyorsunuz bu varlığı. Aynı şekilde başkanım da aynı şeyi düşünüyor eminim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Evet, Ufuk arkadaşımız da Çekiçler köyü altında, hani noterin yeri diyebiliriz ya, Çanakkale'ye giderken. Noterin Deniz Bey'in oğlu Ufuk kardeşimiz. Kendisini tebrik ediyorum. Güzel bir tesisi var. Yeni kapasiteyi de arttırma niyetinde. Buna karar verdik. Arttıracağız yani. İnşallah bu süt yukarılara çıkacak. Ben kendisine inanıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de Can Süt Birliği'ne, ailesine katıldığım için. Evet. Çok teşekkür ederim. Daha iyi olacağına inanıyorum. İnanıyoruz. İnanmasak burada olmazdık. Evet, Cengiz Yılmaz da Maltepe köyünden. Cengiz arkadaşımız da büyük bir yatırım yaptı. Yeni dam yaptı, yeni tesis yaptı. Maltepe'ye girerken sağda, orada direkt memeden tanka süt sağan işletmelerimizden bir tanesi. Ben kendisini yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum. Cengiz'le beraber çok daha iyi işler yapacağımıza da inanıyorum. Birlikte olmaktan hem gurur duyuyoruz hem mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Hasan abimiz, Hasan Kılıç, Bahadırlı köyünden. Bahadırlı köyünde Hasan abinin de güzel bir işletmesi var. Kendisi de aynı zamanda koyunculuk da yapıyor. Koyunlar var değil mi Hasan amca? Koyunları da var. Aynı şekilde direkt memeden tanka sağım yapan işletmelerimizden bir tanesi. Biz işletmeyi daha da büyütmesini istiyoruz, bekliyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Buyur Hasan amca. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Sen de çok sağ ol. Her zaman beraberiz. Tamamdır. Şimdi diğerleri. Harun Başkanımınkinde Mustafa Bey. Seyir mu? Hasan Kuzu, İsmail Hüseyin yok. Yok. Emrah Çetin, Emine dalmış. Yok onlar. Gelmediler onlar. Tamam. Onlara. Bir sen kaldın. Sen kaldın. Sayın Müdürüm, o size yakışır. Evet, Harun Başkan gerek Çanakkale Süt Üreticileri Birliği, tabii daha çok da Süt Üreticileri Birliği'ne yapmış olduğu faaliyetleri, çalışmaları yani gururla ben izledim, dinledim. Bu sizin birlik ve beraberliğinizin sonucudur aslında bu. Yani bir takım çalışmalar takım oyunu oynar olur. Yani bir kişi hiçbir şey yapmaz dedi. Aynen katılıyorum. Bir kişi hiçbir şey değil. Bizler de aynı. Bir ekibiz, il ilçe müdürlüğü, siz de birlik. Harun Başkan başka yönü tabii nedir? Üretici. Ben Harun Başkan aynı zamanda kırsal kalkınma yatırımlarından destek verdiğimiz bir yatırımcı olarak da tanıyorum. Kendisine de bir yatırımda bulunduk. Çiftliği var, gördük. Orada modern bir çiftlik. Oradaki gübrenin atımıyla ilgili, temizliğiyle ilgili. Biz de geçen sene destek verdik. O destekle de demek ki sütler kaliteli üretilebiliyor. Plaket almaya gelmiş.
Ben Harun Başkan'a bu plaketi takdim etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim müdürüm. Evet ben tabii söz almışken de bir daha da tabii işlemler. Çanakkale genelinde çok güzel ifadeler tabii oldu. Yani özellikle Orta Anadolu tabii ben aşağı Ege demiyorum. Çanakkale'de süt değerli. Bu değerlilik özellikle bu sene biraz daha değerli oldu. Süt azaldıkça değeriniz artıyor. Bu artışın da fiyata yansımasını gördük. Yani fiyat bu noktalar da değil. Aslında bu noktaların da daha da yukarısına gidecektir. Siz birlik ve beraberinizi daim etmeniz lazım. Yani bugün sanayici bir kişiyle muhatap oluyor. Bakın bu bir kişi 90 trilyon gibi bir ciroya imza atacak güçlü oluyor. Eğer ayrılırsanız hani bir söz var ya böl parçayla yönet klasik bir slogandır. Bu şeye düşmeyelim. Yani zorlukta da beraber, birlikte de beraber, mutlulukta da beraber. Tabii birlikler ne yapmaktı? 5200'ün yasasında marka yaratmak. Yani aslında bir satış yapamaz, bir şey yapamaz ama ne yapıyor? İktisat işletmeyle biz bu işlemleri aşıyoruz. Birlik markasını yarattı. Çağın Süt İlaçları Birliği veya Biga veya işte Bayram için. Yani bizim bu birliklerimiz o bölgenin kalitesini yarın özellikle tebliğ çıktığında da kaliteli süte kaliteli para diyorum ben, prim. Bu noktaya gelince de aslında burada birliklerin yaptığı faaliyetler biraz da öne çıkacak. Hangi faaliyetler? İşte altyapıya yaptığı faaliyetler. Yemin kaliteli alınması, sütün kaliteli toplanması. Bak paranın fiyatını söylemiyorum. Zaten bunlar kaliteli olunca devlet diyecek diyor ki yani yakın zamanda kaliteli süte kaliteli prim vereceğim. Bunu alacak sanayici ne diyecek? Ben de kaliteli süte kaliteli para veririm diyecek. İşte burada elinin güçlü olması lazım. O yüzden de siz üyelerin birlik beraberliğinin artırmasında fayda var. Çünkü bu artış altyapıya yansıyor arkadaşlar. Yani hayvanların da toplu ölümü yok. Hayvanların da toplu sütün azalması yok. Kesimden dolayı bir takım hayvan azalması var ama kalitenin artması var. Bugün yemi beraber ekeceksiniz. Efendim söyleyeyim kaba yeme ihtiyaç olduğunda gene beraber alacaksınız. Kim vasıtasıyla? Millet vasıtasıyla. Yani üretici örgütü dediğimiz şey kooperatif ve birliklerden oluşur. Burada kooperatifler hep yerde olması, tek ses çıkartması Çanakkale için doğası Çan için iyidir. Yani bu biz de il müdürü olarak bundan gurur duyuyoruz. Yani geliyoruz bakın toplantı ne kadar güzel, geniş bir katılımlı. Zaten hep istediğimiz bizim de bu. Yani küçük toplantılarla büyük kararlar alınmamalı. Geniş katılımlarla büyük kararlar alınmalı. Herkes katılımı gelecek, ne yapacak? Hayır diyecek veya evet diyecek. Duyacak, özgür iradesiyle burada bir şey söyleyecek. Ondan duyduğuna değil. Bir laf söylüyorsunuz, oradan 5 kişi kulaktan kulağa söylüyor. Laf şaşmış, başka bir yere gitmiş. Ama burada verilen karara karşı çıkın veya destekleyin. Bu burada kalır. Aslında bu çok önemli bir şey. Yani siz bunu yapıyorsunuz. Ben özellikle katılan siz kooperatif başkanım ve üreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Alınan kararların hepsi de aslında mevzuat gereği olsa da sizler için aslında faydalı şeyler. Niye? 20. maddeye geldik. Yani bunlar olsa olsa işte bir proje çıkabilir. Evet. Olsa olsa işte bir ajant olabilir. Bunların hepsini almanız sizlerin için iyi. Yeniden bir olağanüstü genel kurulu vesaire yapmamak. Değerli vakitlerinizi çalmak. Evet şu anda kış dönemidir ama yarın bahar ve yaz döneminde çok aktif oluyorsunuz. Dolayısıyla burada alınan kararları ben önemsiyorum. Sigorta ile ilgili bir şey de belirtmek istiyorum. Bir sonraki genel kurulda inşallah Tarsis sigortasının da diyeyim geniş çapta yapıldığını ben görmek istiyorum Çan'da. Niye? Hayvancılık çok önemli. Bak hayvan varsa süt var değil mi? Süt varsa birlik var. Birlik eğer hayvan olmazsa olmaz. Bizim ne yapmamız lazım? Tarsim sigortasını kesinlikle hayvanda yapmamız lazım. Bitkisel de zaten bir şekilde yapıyoruz ama başımıza neyin geleceğini bilemiyoruz. Yani bir koronavirüs gibi insanlar düşüyor ama yarın bir gün başka bir virüs hangi hayvana geleceğini ben bilmiyorum. Dolayısıyla bu risk kapsamında olan bir olaydır. Tarsim sigortası ile ilgili faaliyetlerimizi yapalım. Biraz reklam gibi oldu ama mikrofon almış ki başka bir ayrıntı yapmamız lazım. Benim hanım da bana gülüyor. Ben hazırına herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı vesile olsun diyorum. Sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene Haziran ayında Alatlı Bulun köyünde öyle bir sıkıntı yaşamıştık.
Yani hiç olmayacak bir mevsimde yıldırım düşmesi sonucu 10 tane hayvan telef olmuştu. Pardon, şerbetle. Pardon, yanlış söyledim. Ve sigortası yoktu. Sonuçta hiçbir getirisi olmayan araçlarımıza yaptırıyoruz biz sigortayı. Yani bizden götürüsü olan araçları yaptırıyoruz ama devamlı bir beklentimiz olan hayvanlarımızı tahminen 450 lira civarında herhalde bir sigorta yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir şey daha ekleyeceğim. Bu kadar kişi bir orada görmüşken. İlçemizde yaygın bir ceviz üretimi var. Cevizle ilgili bir üretim planlıyoruz. Muhtarlarımız ve başkanlarımız buradayken talepleri bana getirirlerse önümüzdeki hafta içerisine kadar iki akşam burada yine olmasını planlıyoruz. İlden destek alacağız. İlçeden yine bir arkadaşımızın katkısıyla ceviz üretiminde budamasına, ilaçlamasına tüm bir şeyin anlatıldığı bir eğitim yapacağız burada. Sizlerden talepleri bekliyoruz ve katılım bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, artık bayağı milletin canı sıkıldı. Ben hızlı hızlı gidiyorum. 21. maddemiz. Birliğimize ait süt toplama merkezlerinin bulunduğu köylerde muhtarların tüzel kişilik olarak üye olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin köyleri adına başvurması halinde köylerinde yapılacak olan geleneksel köy hayırlarında kullanılmak üzere ayran tedariğinin birliğimiz tarafından karşılanması, her yıl biliyorsunuz artık geleneksel hale geldi bu. Ama yine de biz bunu genel kurulda oynatmamız gerekiyor. İçin yönetim kuruluna yetki verilmesi dedik. Bu konuda söz almak isteyen, fikir beyan etmek isteyen var mı? Oylayacağız tabii, yani bunu geçireceğiz. Burada muhtarlarımdan şunu rica ediyorum. Bakın, bu iki yıldan beri devam ediyor. Bu yılda devam edecek. Gidiyoruz. 3000 ayran, 5000 ayran. Tamam, bugüne kadar hiçbir muhtarımızı kırmadı. 3000 isteyene 3000, 5000 isteyene 5000 verdi. Fakat hayır bitmiş, ayranların yarısı orada. Yani bunu da yapmıyoruz. Sizden sadece istediğim budur. Bakın, ihtiyaçsa 10.000 tane verelim. Bak, sorun değil. Ama ya 2000 ihtiyacı var, 3000 tane. Şimdi 2000 ile 3000 arasında %50 fark var. Olacak şey 5000 diyor. Ya buna dikkat edelim. Tek istediğim şey bu. Başkanım, şey yapamayız mı? Soğutucu bir arabayla pazarlığı geri alsanız. Evet. Ya o gün şimdi alanda duruyor ya, onu da düşündük. Akşama kadar o foşurduyor. Bir de onu... Ama işte onu yapamıyoruz. Onu yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Bir günde 5-6 tane köyde şey var. Hayır var. Hangi nedirine soğutucu arabayla götürsün? İhtiyaç kadar almışsın ya. Fazlası almışsın. Bir tane, iki tane. Sadece ihtiyaç kadar yazdıralım. Yine vereceğiz. Yine devam edeceğiz. Ama yani israf yazık, günah. Evet, oylarınıza sunuyorum okunduğu şekilde. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 22. maddesine geldik. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti, şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı yoğunluklarının tespiti. Şimdi biliyorsunuz 2 yıl önce biz bunu asgari ücretle orantılamıştık. Bu yıl başkanımız, yönetim kurulu, işte biz her zaman standart toplantı yapıyoruz. Kesinlikle oranları değiştirmeyelim. Parayla ilgili talebimiz yok. Askeri ücretle ilgili orantılamıştık. Başkan asgari ücretin 2 katı net. Yönetim kurulları üyelerine %25. Denetim kurulu üyelerine de yılda 1 asgari ücret olarak belirlemiştik. Bunun aynı şekilde kalması dediler. Ama yine de farklı fikri olan varsa, farklı düşüncesi olan varsa, düşsün, artsın diyen varsa ona göre oylayacağım. Eğer yoksa bu haliyle kalsın diye oylayacağım. Fikri olan var mı? Fikir beyan etmek isteyen var mı? Olmadığına göre aynı şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Kabul etmeyenler, teşekkür ediyorum. Evet, artık kapanışa geldik ama kapatmadan önce şimdi kooperatif başkanları kendi aralarında toplanmışlar.
bir karar vermişler. Demişler ki başkan bize bu kadar yıldır hizmet ediyor. Bu kadar çok iş yaptı. Bir plaket hazırladılar. Bunun gibi kooperatif başkanları için alan olarak orada en altta plaket böyle verilir. Bu ekstra oldu. Bakma. tabii buyurun. Buyurun hepinizi merdivende üstü alt. İbrahim Bey sen şöyle geç. Başkanım bugüne kadar göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı size çok teşekkür eder. Kooperatif başkan arkadaşlarım adına size bu plaketi takdim etmekten gurur duyuyorum. Abi bir tane şöyle alayım. Bir bana bakar mısın? Sen direkt için nasıl? Ben de bir iki kelime söyleyeyim. Banka onu nasıl? Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Böyle bir şey bugün benim için sürpriz oldu. Düşünmeniz bile yeter. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yani biz bir yola çıktık. Beraber çıktık. Ve beraber ilerliyoruz. Beraber hareket ediyoruz. Görüyorsunuz. Burada yüreği temiz, kalbi temiz, İçinde alfer olmayan insanlar 5-6 senede neler yaptı görüyorsunuz. Neler yapıyoruz. Beraber yapıyoruz. Evet. Çok önemli. Sizleri seviyorum. Sizlere inanıyorum. Emeklerimiz için teşekkürler. Çok sağ olun. Harunlar bir poz daha alacak. Başkan. Fotoğraf. Hadi sadece ondan öyle yap. Oluyor, oluyor fotoğraf. Bir tane daha al. Tamam. Tamam. Öyle çok daha güzel olur. Evet. Ben şu anda bıraktım ya. Teşekkür ederiz. Hayır. Gerçekten gözlerim doldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Buyurun yemeğe. Divan burada kalsın.